Peki okul malzemeleri fiyatları hakkında? İyi vallahi ama biraz pahalı. Ne olmayı düşünüyorsun peki? Vallahi onu biliyorum. Ne olayım diye düşünemiyorum. Okul alışverişindesiniz sanırım. Evet. Fiyatlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Fiyatlar hakkında ne diyebilirim ki? Yani ne diyeyim? Yani biz iki çalışan olarak zorlanıyorsak tek asgari ücretle çalışana Allah yardımcısı olsun diyorum. Yani okul formaları mesela bir iki tişört bir forma baktığınız zaman 1.000 lira tutuyor. Gerisini siz düşünün artık. Çantalar falan tabii ki onlar da. 300 liradan başlıyor. En ucuz çanta 300 liradan başlıyor. Peki burada uygun bir şeyler bulabildiniz mi bütçenize? Yani şöyle mesela genelde hani internet alışverişine alıştık biz toplum olarak. İnternetten yaptığımız alışverişle eşdeğer fiyatları. O yüzden de hani buralara gelip zahmet çekmeye gerek var mı? Bence yok. Bir gezmiş dolaşmış oluyoruz. Evet. Çocuksuz gezmenin tadını çıkarıyorum diyorum. O kadar. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Merhabalar. Okul alışverişi yapıyorsunuz sanırım. Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya fiyatlar biraz uçuş yani de. Yani her halimize bin şükür ama gerçekten cep yakıyor. Cep delik cepken delik hesabına döndük. Her şey bin bir türlü pahalı yani. Nerenin ucundan tutsan. Yani biz şimdi okulla gelin çeyiz alışverişte yapıyoruz. Gelin çeyiz, hani hangisinin ucundan tutacağımızı sapıttık o biçim yani. Çok gerçek. Kırtasiye fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani mesela çantalar. Çantalar bayağı pahalı. Evet. Olsun. Beslenme için torunum var. Biz ona baktık da çantalar, suluk, beslenme çantası, okul çantası. Mesela ya, ne kadara çıktı tahminen? Şu anda baktığımız zaten okul çantası. 1,5 milyarlık bir çantaya baktık. Kaliteli olsun dedik. 1,5 milyar internetten baktık. Yani o da öğrenci ne kadar dayandırabilecekse. Yani gerçekten Allah geçim zorluğu vermesin de. Hayat çok pahalı. Rabbim herkese geçim düzenliği versin de. Biraz zor bu sene. Zor yani. Zor bir dönemden geçiyoruz. Süreçten geçiyoruz. Allah herkese kolaylık versin Rabbim. Amin. Aldım sadece. Çamaşır sattım. Çanta 300 TL. Çanta 300 TL. Peki memnunsunuz fiyatlardan? Şu an memnunum yani. İyi. İyi mi? Evet, istersek ucuz da bulabiliyoruz. Pahalısı da var. Kesemize en uygun yeri. Peki daha neler eksikleriniz var? Eksiğimiz şu an tamamladık sayılır. Kıyafetlerimiz bire başlayacağı için birinci sınıf kıyafetlerimizi aldık. Bir de ortaokula giden kızımız var. Onun çantası olacak. Ayakkabımız, kitabımız, kalemimiz, kırtasiye malzemesi. Çok alınacak. İstersek ucuz da bulabiliyoruz ama kalitesiz oluyor. Evet. Biraz daha yükseğe de gidebiliyoruz. İşte kesemize göre davranıyoruz yani. Çoğu enflasyonun belli nasıl yansıdı. Geçen senekiyle her şey bir değil, iki değil. Ne kadar değişse de oranlar belli oranda. Yani burada da olsa da fiyat aynı. Diğer yer dedim. Çünkü enflasyondaki rakam neyse o yansıdı. Gerçek TÜİK rakamlarından ziyade pazarda, çarşıda belli bir rakam var. Bu da değişmiyor yani. Çok fazlasıyla yansıdı değil mi okul malzemeleri? Ki elbette şimdi ne kadar bir de kaliteli bir şey almak istediğiniz zaman bunu zaten haliyle görüyorsunuz. İşimiz kolay değil ama gençler eğitim için yapacak bir şey yok. Peki belli bir bütçe ayırdınız mı bunun için? Ayırdım derken her sene belli bir eğitim üzerine ayırdığım bir miktar var. Hem kitap anlamında, yayın evi anlamında, hem de aldığım kırtasiye anlamında. Yani bunu yapacak bir şey yok. Çocuklarımız varsa yapmak zorundayız. Tabii zorlasa da bizi. Nakiti olmayan kartla çeviriyor. Yani asıl ekonominin halka nasıl yansıdığını görmek istiyorsak elindeki kartı almamız lazım ki ne olduğunu görelim. Pardon. Onlar olduğu sürece bir şekilde idare ediyoruz. Geçen seneki fiyatları yani şu anda ikiye katlanmış. Peki toptan alıyoruz. Kime arasa mı gönderiyor? Biz de satacağız, kar yapacağız. Peki müşteriniz nasıl? Müşteri durumunuz nasıl? Çok geliyor mu yine geçen senekiyle oranla mesela? Ya ben şimdi burada değilim. Benim dükkanım Beykoz'da. Kırtasiye dükkanım var. Buradan mal almaya geldik. Karınca kararınca alıyoruz işte. Çok pahalı her şey yani. Hiçbir şey alamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum artık bu şartlar altında. Nasıl çocuklarımızı okutacağız? Nasıl bir eğitim vereceğiz? Hiç kimseden bir destek yok. Hiçbir şey yok yani. Çok kötüyüz. Kötü bir durum. Allah yardımcımız olsun. Yani geçen seneye bakarak bayağı pahalı fiyatlar. Peki mesela neler almaya geldiniz buraya? Çanta. Neler nasıldı? Nasıl bir bütçe ayırmıştınız ve neyle karşılaştınız? Yani evet geçen seneye bakarak pahalı olunca biraz daha zorladı. Evet. Aldınız mı peki? Aldık. Ne kadar aldınız? Çanta 150. Güzel de iyi. Evet, yani. Bence de iyi. Kırtasiye malzemeleri hakkında?
Nereden aldın? Onlar da evet bayağı pahalandı. 22,5 defterler. Evet, ne düşünüyorsun bu seneki okul malzemeleri fiyatları hakkında? İyi vallahi ama biraz pahalı. Pahalı mı? Hmm. Geçen seneden nazaran daha mı fazla geldi? Evet, bana daha fazla geliyor. Peki ne almak istiyorsun? Bugün buraya ne almak için geldin? Bugün buraya gözlük almak için geldim. Gözlükleri çok seviyorum. Çanta, defter, kalem falan? Onları aldık az önce. Öyle mi? Ne kadar tuttu mesela? Vallahi 300 lira falan tutuyor. Peki başka bir şey alacak mısınız? Matara falan. Alabiliriz, bilmiyorum. Beslenme çantası. Alırız. Memnun musun peki gidişattan? Memnun değilim. Neden? Çok kötü. Okullarda saat 8'de kalkıyorum gidiyorum. Kaçta bitiyor okul? 3'de mi ne bitiyor? Kaçıncı sınıftasın bu sene? 3. sınıftayım. 3. sınıf. Ne olmayı düşünüyorsun peki? Allah kısmet ederse büyüyünce. Vallahi bilmiyorum. Ne olayım diye düşünemiyorum. Hiç mi yok aklında bir şey? O zaman başarılar diliyoruz sana yeni okul döneminde inşallah. Adın ne? Yiğit. İyi bir okul dönemi de diliyoruz sana o zaman yeni Çağ TV olarak. Teşekkür ederim.